Bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir sorunu dile getiriyor efendim. Çocuklar okula gidiyor. Beslenme çantalarında yeterli besin yok. Hatta birçoğunda böyle bir beslenme çantası yok. Bu devletin gücü yeter. Bir öğünde olsa öğrencilere, öğrencilerimize, çocuklarımıza yemek vermemiz lazım diye, hatırlıyorsunuz öyle değil mi? İşte Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu sözleri söyledikten sonra yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun efendim bir genelge gönderdi. Cumhuriyet Halk Partili tüm belediyelere, Türkiye'deki tüm belediyelere bir genelge gönderdi efendim. Genelgede ne dedi? İhtiyaç sahibi öğrencilere günde bir öğün sağlıklı besin desteği verilmesi konusunda yeni bir seferberlik başlatmanın gerekliliği doğmuştur. Dolayısıyla bunun gereğinin yapılması belediyelerimizce rica olunur dedi efendim. Gereğinin yapılmasını istiyoruz dedi. Bir genelge yayınladı. İşte burada şimdi tüm belediyeler efendim Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ihtiyaç sahibi bu öğrencilere beslenme desteği verilmesi konusundaki çağrısı üzerine harekete geçti. İzmir başta olmak üzere Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. İktidara da çağrıda bulundu Seyit Torun efendim. Çünkü bu çabamızı engellemeyin. Siyaset üstü bir durumdur dedi bu. Mecliste reddettiniz bizim verdiğimiz bu kanun teklifini. Ama sakın ola belediyelerimizin bu hizmetine de engel olmaya kalkmayın dedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarda olmasak bile ülkemizdeki tüm sorunlara karşı elimizi taşın altına koyuyor, çözüm üretiyoruz. Şimdi de Genel Başkanımızın çağrısı üzerine ülkemizde kanayan bir yarayı kapatmak için harekete geçiyoruz. 2022 Türkiye'sinde evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için, arkadaşlarının arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz. İktidarın yarattığı ekonomik buhran tüm vatandaşlarımızı derin bir yoksulluğa mahkum etti. Bu tablonun en ağır hali ise çocuk yoksulluğudur. On binlerce evladımız şu anda büyük bir beslenme kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak iktidar bu konuda hiçbir adım atmayarak krizi daha da derinleştiriyor. Biz artık sadece kendini düşünen bu iktidardan çocuklarımıza bir fayda gelmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle genel başkanımızın çağrısıyla kendi öz gücümüzle harekete geçiyoruz ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize günde bir öğün sağlıklı beslenme hizmetini ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hali hazırda birçok belediyemiz bu hizmeti veriyor. Şimdi onlarca belediyemiz de projelerini hazırladı ve çok kısa bir sürede hayata geçirecek. Buradan iktidara sesleniyoruz. Mecliste öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için önerge verdik, reddettiniz. Ama sakın ola, belediyelerimizin bu hizmetine engel olmaya kalkmayın. Sakın ola, çocuklarımızın ekmeğine göz dikmeyin.